aslında adı soyadı B1'e bir maaş, C1'e vergi, D1'e sigortayı yazdık. E1'de de net maaş var. İsimler yazıldıktan sonra bir maaşları yerimize giriyoruz. Burada hesaplamayı otomatik yapmamız gerekiyor. Baktığımızda verginin hesaplama şekline bürüt maaşın yani B2 ücreti B2 çarpı 15 bölü 100 diyebiliriz arkadaşlar. Yine yanında bulunan sigorta kısmına baktığımızda eşittir 3 yönteminden bahsetmiştik. Bu da ikinci yöntemi. B2 çarpı 10 yüzde yazdığı bu işlemleri hızlandırdığı için tercih ediyoruz. İstersek buna ait grafiğimizi de oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunun için de yakında oturuyorum. Ben bir kitap çıkarmaya çalışıyorum. Yazıyorum daha doğrusu. Birinci kitabım hazır. Yalnız bilgisayara çok eksikti. Yani neredeyse hiç bilmiyordum. Tabii böyle bir şey duyduğum sırada sevinçle, severek buraya geldim. Aslında bana sorarsanız her insanın gelmesi gereken bir şeydir. Herkesin bilmesi gereken bir şeydir. Çünkü artık her şey teknolojiye dökülmüş, yaşantımız teknolojinin üzerinde dönmüştür. Bugün ortalama normal bir cihaz telefonu doğru dürüst çalıştıramıyoruz. Niye? Bilgi eksikliği var. Sebebi gelince bizim zamanımızda teknoloji yoktu. Bu teknoloji olmayışı bizim eksikliğimizdi. Şimdi eksik hissettiğim için ben bunu tamamlamak için sağ olasın bu böyle bir düzenleme yaptıkları için, bir kursu açtıkları için biz de geldik bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu eksikliğimizi mümkün olduğu kadar gidermeye çalışıyoruz. Ben buraya bağlama kursu için 6. ayda başvurmuştum, dilekçe vermiştim, yazı yazmıştım. Sonra bu kurs çıktığı sırada sağ olasın geldim hocaların yanına. Hocam da konuşmasıyla beni cezbetti. Cezbettiği sırada ben şunu söyledim kendime. Ben bunu bir deneyeyim ya. İçeriye girdiğim sırada, başladığım sırada gerçekten hocanın anlatımıyla kafam uyuştu. Uyuşunca da ben bu işe evet yaparım. Ben bu işi becerebilirim düşüncesiyle geldim buraya. İşte başlıktır, yazıdır. Bazı programları düzenleyebilecek seviyedeyim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Buca'da zaten böyle bir kurslar açtığı sırada biraz da bizim insanlar ben böyle düşünüyorum, bireysel düşünüyorum. Biraz şeydir, yani bu işe başlamıyor. Geri kalıyor. Aslında talep çoksa tahmin ettiğim kadarıyla Buca Belediyesi buna cevap veriyor. Onun için bireysel çok müracaat etmesi lazım. Çünkü ihtiyaç olan bir şeydir. Bugün normal herkesin cebinde bakıyorum evet herkeste vardır. Neredeyse 7'de 70'e kadar herkeste cep telefonu var. Ama maalesef kullanamıyor. Doğru dürüst kullanamıyor. Niye? Bilgisizlikten kaynaklı. İşte böyle bir kursta olduğu için tabii ki çok herkesin faydası olduğu gibi benim de çok faydam oluyor. Aynı zamanda şimdi ben bunu öğrenmen çocuklarımı artık öğretemem. Yani o çocuklarım gitti. Ama torunlarım yanına geldiği sırada bir okulda bir cevap, bir şey sorduğu sırada, yanıma geldiği sırada en azından hem öğretebilirim. O çocuklar da faydalanır. Belki o da başkasına öğretir. Böylece biz bu işte faydalanıyoruz yani. Yapanlar, kuranlar, emek verenler, herkese teşekkür ederim. Ben sorumlu beyazız. Ya tek tek her biri ayı ayı oluyor. Onu da görmüş oluruz. Şunu mesela yaptığında file saldırıyoruz. Fil kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü 3 puanını kaybeder. Bir onun sonrası şöyle olduğunu düşünün. Tamam. Ve bu taşa saldıracak. Bu taşa saldıracak. Tabii atı da böyle oynayabiliriz. Şöyle kumru devam etsin mi? Böyle ağaca dolayabilirsin. Şöyle. Kocaman bir yılan olmuş olur. Hop, güzel oldu. Şöyle şuradan da dolanmış olur. Başka kara canlıları da çizebiliriz. Saydık bir sürü aslan saydık, kaplan saydık.
Senin aradığın şey var mı? Çakı. Ne bu? Baksana. Sanki insan kaplan. Ne olur, maymun olur. Aslan, kaplan. Aslan değil mi? Emre annem o bir kalbim var. Evet. Tamam. Evet, yaşadığımız evde de değil ama. Var. Var. Varsa. Hatta onun var.